ve Buhari'de nakledilen bir hadiste de yanlış bir anlaşılma ile kadının E kemiğinden yaratıldığı için erkeğin doğru değildir. Kadını doğrultmaya kalkarsanız kırarsınız onu. Bu anlayış vardır. Yani erkeğin E kemiğinden yaratıldığı anlayışı, inancını Buhari'deki hadise bağlıyoruz. Ve orada dılg kelimesi geçiyor Buhari'de. Halbuki dılg E kemiğinden yaratılma değil. Dılg psikolojik bakımından kadının nazik yaratıldığını ifade eden bir şeydi. Ebu Müslim İsfahani bunu söylüyor. Bu şekilde yorumluyor onu ve böyledir bu. Şimdi kadının... Yani rivayet doğrudur, yorumu yanlıştır. Yorumu yanlıştır, manası yanlıştır. Peki buna cevap olarak nereden geliyor kadın? Kadının yaratılışı nasıldır diye soruyor. İki tane cevap buluruz. Birisi Nisa suresinin birinci ayetidir. Birisi de Araf suresindeki ayeti kerimedir. Şimdi ya eyyühen nasu inna halaknakum. Ya eyyühen nasu tegu rabbekumul ledi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zevcaha. İşte burada bu ayeti kerimede ve Araf suresindeki ayeti kerimede baktığımız zaman Hazreti Adem ile Hazreti Havva ayrı ayrı bağımsız olarak bir cevherden yaratılmıştır efendim. Evet. Orada da huvellezî halakaküm min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla bu iki ayet bize şunu söylüyor. Buradaki zamirlere dikkat edersen ve halaka minhâ zevcehâ'ya bakarsak nefis kelimesini Hazreti Adem olarak söylediler. Bu da yanlış tercümedir, bu da yanlış bir tefsirdir. Nefis kelimesi Hazreti Adem değil. Nefis zaten müennestir. Nefis vahide cevher. Kelimesi zaten müennes. Vahidetin gelmiştir. De zaten sıfatı da müennestir. Evet. Dolayısıyla nefis burada cevher anlamına geliyor. Hazreti Adem de Hazreti Havva da ayrı ayrı bir cevherden yaratılmıştır. Yoksa önce Hazreti Adem yaratılmış, sonra onun E kemiğinden kadın yaratılmıştır diye bir anlayış Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İşte bunun delillerini söyledik. Bir şey daha söyleyebilir miyiz? Yani ilk önce yaratılan insanın cinsiyetine dair herhangi bir saptamada bulunmak mecburiyetinde değiliz. Yok zaten. Bir cevherden, yok zaten. Kadın da erkek de bir cevherden yaratıldı. O kadar.